Merhaba herkese, iyi akşamlar. Ege Endüstri günlük grafik. Şimdi arkadaş demiş ki bir tabii temettü verdi bu ayın 6'sında. Yanlış bilmiyorsam ödedi de. Yani 60 lira brüttü diye hatırlıyorum. Küsuratta vardır yoktur veya 60 net miydi tam bilmiyorum ama brüttü diye hatırlıyorum. Bunu hatırlamadığım için taşıyacak arkadaşlar varsa çok da ilgilenmiyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani gelip de haberlerle alakalı şeyleri yorumlamıyorum burada. Sonra şey diyorlar. Hiçbir şey bilmiyorsun insan hakkında falan diye. Soru sormuş arkadaş. Demiş ki grafiği bozarmış. Şimdi temettü buraya düşmemiş her nedense. Yani normalde altısında şurada grafikte gösterilirdi. Temettüler. Burada gösterildiği gibi ama bu temettü henüz düşmemiş. Şimdi temettüler elbet ki grafiği bozar ama yani bozar derken aslında bozmaz da şöyle göstereyim. Yani şurada daha düşmediği için. Şimdi temettü miktarı kadar aşağıda açıyor tabii ise burada. Açılışta bir boşluk yapar aşağı doğru. Yani çok derdiniz varsa temettüdeki boşlukla düzelte basarsınız. Temettü alanlar için ama bu grafik düzelmiş olur. Almayanlar için hiçbir şey fark etmez, onu da söyleyeyim. Bozar mı grafiği? Bozmaz. Yani yukarı gidecekse ise gider. Temettüyle ne alakası var ki? Yani temettüyü de alır adam. Hisseyi de satmaz. O gün alıcılık kapatır. Devam eder. Paldır paldır. Yani her hisse temettü verdi diye düşecek diye bir şey yok. Öyle bir durum yok. Ben çok şeyini de bilirim mesela. Tekfen, ben size söyleyeyim. Tekfen Haziran'da mı ödemişti? Mart, Nisan'da mı ödemişti? Tam hatırlamıyorum. O gün temettü ödedi. Temettüden fazla bir de prim yaptı. %2, 3 mü, 4 mü hatırlamıyorum. Öyle yani boşluk boşlukta kalmadı. Hepsini bir gün içinde zaten kapattı. Yani öyle bir şart yok. Ya Ege'nin grafiğine baktığınız zaman çok basit. Sağa doğru yayılıyor. Boynunu böyle bükmüş. Yani şu grafik. Yani grafik bize diyor ki ben çok daha önce tabii bunu çizmiştim. 2618'de 1874'de geldim abi ben diyor. Yokladım mokladım ama diyor olmadı işte. Bir türlü kıramadım orayı. Kıramayınca da böyle bir sağa doğru bakalım gidiyoruz diyor. Gidiyoruz ya, gidiş o yöne doğru. Çok basit. 1550 dikkat edilecek bir seviye orada. 1550'nin altına gidişler başladı mı 50 günde birkaç günde zaten oraya gelir. 1550'ye gelir. 50 gün kırılıyor demek. O iyi değil bir kere. Onu söyleyeyim. İkincisi 1665. Yani ilk destek olarak kabul edilebilecek yer. Şu anda o desteğe çok yakın seyrediyor. Bir iki kere yoklamış. Kıramamış. Yani çok yakın. Şu 3 mumda yakın. Bir tanesini zaten tam yoklamış gün içinde. 20 gün kırılamamış. 20 gün kırılırsa şimdi arada tabii bir şey var. Yani belki 1600'lerde de bir destek bulma şansı var ama genel olarak 1550'ye yani orası kırılırsa oraya dikkat etmek lazım. Yukarı doğru hareket 1874'ün kırılımı ile mümkün. Orada da eğer bir geliş olursa 1874'de hacimli, momentumlu bir kırılım aramanız lazım. Yani geldi oraya böyle çok sönük, heyecansız şey yok ki hatta işte düşük bir momentum, işte iki ileri bir geri şeklinde falan işte bakarsınız hacme. Hacim eğer 100 bin, 150 bin hissenin üstünde değilse falan o biraz zor olur o kırılım. 1874 kırılımı onun için momentumlu bir günde ve üstünde kalıcılıkla kırılması lazım. Şimdi şunu söyleyeyim. Senaryo olarak söylüyorum. Olur olmaz bilemem. Eğer ki Ege'n bu 20 gün tutarsa yani 1665 tutar ve tekrar yukarı yön verirse mesela normalde şöyle derim. 3 mum, 2 mum yerine göre 3 mum bile dediğim var da ama burada mesela şöyle bir dediğim gibi hani geldi 20 güne çarptı kıramadı tekrar yukarı bir hareket başlattı. Şu trendin içinde ya da buna benzer. Hani şu an çizmiyorum. Böyle olur demiyorum. Daha henüz yeşil bir mum görmedik. O yeşil mumu gibi görmek lazım. Diyelim ki şöyle bir trend içinde kaldı. O zaman tek mumla da geçse 1874'de okey. Kırılım gelmiştir. Yani şu 1874'deki direnci çat diye silersiniz. Direnci silmedik. Fibo'yu sildik. Yani burayı çat diye silersiniz. Tamam bu geçilmiştir. Çünkü niye? Bir trende sadık gidiyor. O trendin üstünde düzeltmeler normal. Yani şöyle gelecek, şöyle gelecek falan. Henüz bize bir trend göstermedi. Tekrar söylüyorum. Sadece bir senaryo olarak söylediğim bir şey. O yüzden bu 1874 kırılım şartlarında tek mumda olur. Ama tabii hani çok hızlı yukarı momentumlu bir kırılım olursa şu iki mumdaki gibi
O zaman daha dik bir açının ve bir tırmanışın işareti olabilir. Onu da söyleyeyim. Hacmen düşüklük var biraz. O da aslında normal değil. Bir taraftan normal yani. Şöyle aşağı doğru serildikçe kağıt ufak ufak hacmi düşüyor. Bir taraftan kötü de değil. Düşündüğünüz zaman. RSI yatay aşağı. MACD yatay aşağı. Verdiği hareket. MACD'nin boyu kısalmaya başlamış. Tabii 3 gündür bir seviyeye takılmış kağıt. Yani şurada. O seviyenin de altına veremiyor. Veremedikçe de aslında pozitif olarak değerlendirilir ama şu yeşili bir görsek de hani öyle karar versek. Bir iki tane mum yapsa iyi veya kötü. Bir yeşil mum. İlla çok yüksek olmasına gerek yok. Hani kepçeliyormuş gibi bir hareket görürüz o zaman. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttum başka bir şey de yoktur. Tekrar hatırlatırsam 1665 ve onun altında 1550 önemli iki tane destek. 1874 kırılımında gerçekleştirmek zorunda. Eğer bir üst fibo olan 2441'e doğru bir hareket gelecekse herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.